Abi yaşlı bir hastaya adamlar tartakladılar, bağırdı çağırdılar, biz de bağırmayın deyin uyardık. Uyarınca 7 kişi güvenlik görevlisi üzerimize çöktü, bizi bu hale getirdi. Olay bu yani. Sadece bir yaşlıya saygılı davranmasını söylediğimiz için. Orada aynı arkadaşın anlattığı gibi, yaralı olan arkadaşın anlattığı gibi ihtiyar yaşlı bir amca sırası geldi, başka birini aldılar. O da biraz itiraz etti yani, bağırdı çağırdı. Sonradan önce bir tane güvenlikçi geldi. O güvenlikçi geldi, amcaya biraz böyle tartakladı yani, bayağı sert davrandı. Sonra biz tuttu kardeşim, yazık dedik ya, bu adam bas bas bağırıyor, biz kalp hastasıyım diyor. Yazık dedik. Sonradan güvenlikçiler 3-4 kişi oldukları zaman bu arkadaşlar işte bağırma çağırma, ondan sonra arkadaşın başına çöktüler. Ne kadar ayırmaya çalışıyor kardeşim, böyle olmaz ya, tutun diyor ya, tutun mesela 5-6 kişisiniz siz. İsterseniz adamı yani vurmadan da etkisiz hale getirebilirsiniz. Peki adam... Adamın kafasına telsiz de vuruyor ya. Peki bu Cuma Bey herhangi bir girişimde mi bulundu? Herhangi bir... Yok. Güvenlikçi arkadaş diyor ki bana diyor, ilk yumruğu o attı diyor. O atmadı. Direkt kendileri adamı... Siz olayı kaldılar. Gördünüz zaten o esnada. Zordaydı zaten ya, benim elimi kanlı daha yeni yıkadım ben. Evet. Bir yumruk benim burnuma geldi. Evet. Yani isteseler yani 5-6 kişiler yani bunu etkisiz hale getirebilirler. Çok rahat bir şekilde. Yatırın yere, alın götürün kendini. Ya vurmaya ne gerek var ya? Adamın kafasına düşmana mı vuruyorsun sen? Telsiz de adamın kafasına vuruyor ya. Tülay Hanım. Ha, Tülay Hanım'mış arkadaşın dediği gibi. Bayan ya diyor, böyle olmaz diyor. Bayana diyor, senin ağzını burnu kırarım diyor. Ya böyle olur mu güvenlikçi? Ağzı olmayacak, hakaret yapıyor. Bayana hakaret ediyor. İşte diyor ki ya, senin diyor, ağzını burnu kırarım diyor. Gördüğümüz... Ben Kemal Gürcan. Olay sırasında ben de oradaydım. Yaşanılan olayların aynısını ben de tekrarlıyorum. 5-6 arkadaş, bu yaralı arkadaş, 5-6 güvenlik bu yaralı arkadaşa vurdu. Yere yatırdılar. Bizim ayırmamıza rağmen bizlere de hakaret yapıldı. Bayanın bir tanesine de aynı hakaretleri yapıldı, 5-6 güvenliğin. Ağza alınmayacak terbiyesiz kelimeler, yüz kızartıcı kelimeler. İşte senin de gözünü şişiririm, çek git buralardan. Ben o hastaneye tedavi amaçlı, yani hastalığımla ilgili gitmiştim zaten. Evet. Olaya ister istemez orada tesadüfen tanık oldum. Evet. Şimdi oradaki bulunan arkadaşımız, yani hasta olarak bulunan arkadaşımız, amcaya yapılan müdahaleye araya girip yatıştırmak isterken evet, güvenlikler sert cevap verdi. Adam da ister istemez yani yapmayın dercesine araya girince güvenlikler adamın üstüne saldırdılar. Bir insan ne kadar haklı olursa olsun, 3 kişinin bir kişiyi dövmesi haksızlık zaten başlı başına. O adamı yerlerde sürüyerek dövdüler. Hiç kimse buna müdahale edecek duruma gelmedi. Herkes kenara çekilmek zorunda kaldı. Yani orada sanki bir meydan kavgası var gibiydi. Bu sadece meydan kavgası 3 güvenlikle bir kişi arasında geçmemeliydi. Yani 3 kişi bir insana saldırdı orada resmen. Ve şu anda o hastanın durumu ne oldu bilmiyorum. Sonra 4. biri yine geldi müdahale etmek amacıyla, ama benim gözlediğim kadarıyla o 4. de kendisine fırsat verirse o da aynı şeyleri yapacaktı yani. Çünkü ben artık dayanamadım. Orada yatan herhangi bir kişi, dövülen kişi benim kardeşim de olabilirdi. Yani eşim de olabilirdi. Müdahale etmek istedim. Benim müdahalem sadece araya girip yani bırakın demek oldu. Evet, onu da söyledim. Yani bunu da söyledim. Bırakın artık, yeter dedim. Dövdünüz zaten dedim. Yeter artık dedim. Siz karışmayın dedi bana. Dedim nasıl karışma ya, adamı dövüyorsunuz resmen, öldürdünüz işte. Evet. Dedi ki ne, artık dayanamadı adam, ben karışma dedikçe şimdi de senin gözünün üzerine bir yumruk yerse sen de görürsün gününü dedi, hakaret etmeye başladı. Güvenlikçiler mi söyledi bunu? Güvenlikçi söyledi bunu. Evet. Yani bizden bugüne kadar alınan vergilerle oradaki o insanlara ekmek veriliyor. Fakat o insanlar dönüp tekrar bizi dövmeye kalkışıyor. Evet. Bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir ahlak anlayışı, ben anlamadım, gitti.